Bir yeni sesli makaleyle daha karşınızdayız. Bu haftaki sesli makalemizin başlığı Paskalya sofrasında yalnız iftarda beraber. Tebrikler. Bizim için artık Türk değilsiniz. Hayatımda en çok Türk hissettiğim zaman buydu herhalde kendimi. Belçika'da Türkiye'den buraya göç edenlerin yoğun yaşadığı bir mahallenin belediyesinden bana vatandaşlığımın verildiği gün duyduğum sözlerdi bunlar. Artık bizim için Türk değilsiniz. Bunu bana diyen de zaten sonradan Belçikalı olmuş biri tahminen. Bu sözleri duyunca içimden yahu ben zaten Türk değildim ki demek geldi ama kağıt kürek işlerini uzatmayayım diye hiçbir şey demedim. Çocukluğumuz boyunca her sabah ne mutlu Türk'üm diye büyümüş bir halk olarak hep birlikte ortak bir paranoya sahibiz. Hatta geldiğimiz noktada travma bile diyebilirim buna. Türk, Kürt, Rum, Ermeni, Süryani, Zaza, Yahudi, Çerkez ve daha unuttuğum bir sürü halk hep birlikte biz Türk olmayan Türkler ve en mutlu Ermeniler olarak yetiştirildik. Şimdi böyle yetişenler, mühendisler, siyasetçiler, tiyatrocular, yazarlar, kısacası memleketin her yerine nüfuz eden insanlar oldular. Bugünkü yöneticiler de aramızdan çıktı. Arabada pudra şekeri çekenler ya da pahalı arabalarında polis sirenleri taktırıp gezinen AKP'nin gençliği de. Çiftlik bankçılar da buradan çıktı, kripto paracılar da. Bu aralar empati yapmak pek mümkün olmuyor okulcularım için. Çünkü artık Türkiye'de herkes bizlerin 1915 öncesinde hissettiklerini hissediyor. Sanki 1850'lerle 1915 arasında kısılıp kaldık. Ama eğitim sisteminin nasıl kırık bozuk bir nesil yarattığını anlamak için şu cümleleri içinizden 5 kez tekrarlamanız yeterli olacaktır bence. Ermeniyim, doğruyum, çalışkanım. Ne mutlu Ermeniyim diyene. Türkler bizi arkadan vurdu. Türkleri bunlar. Pis Türkler. İşte Türkiye'de Türk olmayan nesiller bu cümleleri şu anda sizin tekrarladığınız kadar tekrarladı ve duydu bir hafta içerisinde. Hani 5 kere tekrarladınız ya benim bir kere tekrarladığım aslında. Bu cümleleri tekrarlayanların bazıları şimdi iktidarda veya muhalefette. Tabii bu değil aslında gerçek olan ben ne Türk'üm diyeneyim. Ya da ya ülkeyi yönetiyorlar ya da yönetemiyorlar. Bazıları ise halen Cumhurbaşkanı'nın ağzında bu küfürleri duyabiliyor. İşte bu şekilde bozduk nesilleri. İşte bu eğitim sistemiyle yıktık köprüleri. Tamir edilmeyi bekleyen benlikler ile koca bir toplum var bugün. Onlar da bizim kadar kırık ve diğer yarımız. Onların ilacı bizde, bizimki de onlarda. Nasıl mı iyileşeceğiz? Bu küfürleri bize edenler bizi anladığında iyi hissedeceğiz kendimizi. Onlar sizler diye ayrım kalmadığında onlar da sizler de bu küfürleri etmedikçe aslında iyi hissedeceğiz, iyi hissedeceksiniz. Bir paranoyadır yaşadığımız bugün. İktidarı, muhalefeti, Hristiyanı, Müslümanı ile. İktidar kendinden olmayan herkesi kendisinin arkasından vuracağını düşünüyor. Cumhurbaşkanının kendisinde de onun da bu eğitim sisteminin bir mağduru olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla en yakınlarına, ailesine bile güvenemeyeceği bir hale geldi. Hep taktik. Muhalefet ise birlikte hareket edememe paranoyasında bugün. Bir yandan birlikte hareket ettiklerinde ne kadar değerli kazanımları olduğunu görüyorlar ama o tarihi paranoya sebebiyle bir arada durmaktan da imtina ediyorlar. Dedim ya hep taktik. Hınçaklar ve taşnakların zamanında düştüğü taktik hataları gibi. Onlar ayrı ayrı kazanmak için çıktıkları yolda birlikte kaybettiler. Onların paranoyası ise Türklere güvenmemekti. Sanırım bu anlamda 1915'te bu güvensizliğin haklı olduğu da ortaya çıktı. Bu acı deneyim bugüne kadar devam eden bir ön yargı ve paranoya dizisini tetikledi. Haklı. İçimizi yiyip bitiren bu travmatik bunalımı anlamak için göz önünde bir başka örneğe daha bakalım. Sabiha Gökçen. Simon Simonyan, Sabiha Gökçen'i anlattığı arşiv belgelerinden derleyerek yazdığı kitabından bir arkadaşım için zamanında bir çeviri yapmıştım. O bölümü birazcık paylaşayım size. Bir Ermeni yetimi olan Hatun Sebilcan'ın içinde bulunduğu haleti, ruhiyeti anlatıyordu bu bölümde, kitabında. Sabiha Gökçen, Dersim'i bombalarken nasıl terlediğini ve sıtma krizi diyebileceğimiz bir duygusal buhranı tanımlayan bu satırları o zaman çevirirken anlamamıştım.
Şimdi çok daha iyi anlıyorum ama bu paranoyanın neler yaşatabileceğini. Yeni Sabiha Gökçenler yaratmak isteyenlerin yarattığı buhranı Dersim katliamının yıl dönümünde hatırlıyoruz bir kez daha. Dersim'i bombalamaya giden bir Ermeniydi. Sabiha Gökçen, Ermeni yetimlerinden seçilen Atatürk'ün kızı Hatun Sebilciyan, bombalamadan bir gece önce rüyasında annesini görmüştü. Uçuş günü Atatürk'e söyledi bunu. "Senin sadece baban oldu kızım," diye yanıt aldı. Bombalarla yüklü uçağın içerisinde gökyüzünde yalnız kaldığında Gökçen bir gece öncesini düşünüyordu. Hatun Sebilciyan yani. Simonyan'dan alıntılayalım burayı. Aniden gökyüzündeki yalnızlığı sırasında bir ses duydu kulaklarında. Gayet net bir şekilde. "Hatun!" sarsıldı Sabiha bir anda ve kendisiyle birlikte uçağı da gökyüzünde garip hareketler yaptı aniden. Birden kendine geldi ve elinden çıkardığı kumandayı tekrar aldı ve uçağın burnunu düzeltmeye başardı. Kalbi hızla çarpıyordu. Kimdi bu çağıran? Annesi miydi? Ama kimdi hatun? Sabiha gökyüzünde onu Adana'ya götüren yolda gözlerini kıstı ve dikkatini topladı. Bir günah gibi hatırlatıyordu kendini o ses. Geçmişten gelen ve peşini bırakmayan bir günah gibi. "Hatun!" diye çağırıyordu. Evlerinin fıstık ağacının altında olduğunu hatırlıyordu. Ama neredeydi? Ama hatun ismi ondan çok uzaklaşmıştı. Diğer birçok şey gibi. Ve sanki o hatun ileride küçük ve hiç büyümeyen bir kurda Sabiha'ya dönüşmüştü. Fıstık ağaçları arasında büyümüş ve fıstık ağaçlarının yanından ayrılmayan 3-4 yaşındaki bir kız çocuğu idi. Bu uçuş Sabiha Gökçen için paranoyak bir geri dönüş yaşatmıştı. Sabiha Gökçen gerçek kimliğini ve ismini bilerek büyümemişti. En azından silinmişti bu hafıza ondan. Dersime giderken üzerinden geçtiği ana yurdu, doğum yeri Cibin'de kendi Ermeni geçmişiyle yüzleşen bir buhran yaşamıştı. Simonya'nın aktardığına göre geri döndüğünde ise bu buhrandan kurtulamadı. Krizler devam etti. Doktorlar Ermeni hastalığı da denen ya da Akdeniz ateşi şimdi öyle diyorlar olarak da adlandırılan bir hastalığın tanısını koydular. Yine aktarımlara göre Atatürk hayatındaki son günlerinde Sabiha Gökçen'i yani Hatun Sebilcihan'ı yanına çağırdı. "Sen bu hastalıktan hiç kurtulamayacaksın," dedi. Bize geçmişimizi sıklıkla unutturmaya çalışan devlet arşivleri ne der bilemem ama Simonyan böyle diyor. İşte bu paranoya bizleri bugüne kadar getirdi. Sebilciyan'ın içinde yaşadıklarını ezilen toplumlar yüzyıllardır yaşıyor. Buna karşın bu buhranı yaşayanlar da Gökçe'nin hatırladığı gibi hafızaların geri gelmesinden ve kendilerini vurmasından korkuyor. Belki bir akrabasının Ermeni çıkmasından korkuyor. Ya da oturduğu evin elinden alınacağından korkuyor. Sürekli kendini yineleyen bir paranoya içerisinde. Bu arada bu yalnızlığımızın resmini bir kere daha hatırladık bu hafta. Paskalya'da yazılı ve sözlü açıklamalarla geçiştirilen bayram kutlamaları iş Ramazan'a gelince sofralarda yapıldı. Azınlık kurumlarının temsilcileri bu hafta iftar sofrasında Cumhurbaşkanı ile buluştular. Ermeni Patrikhanesi'nden yapılan açıklamaya göre sıcak bir ortamda geçmişti toplantı. Şöyle diyor açıklama. Ülkemizin kültürel zenginliğinin bir parçası olan azınlık cemaatlerinin ruhani önderleri ve temsilcileri aynı masa etrafında toplanmışlardı. Bu manzara farklı renklerin bir araya gelerek oluşturduğu hoş mozaiği hatırlatmaktaydı. Hoş mozaik. Yine bizim mozaik pasta çıktı gündeme. Oruç tutmasak da Ramazan sofrasına katılıyoruz. Ama birlikte mozaiğimiz gibi renkli yumurta tokuşturamıyoruz.